defa gecenin yarısı sizlere vlog açıyorum. Biz gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Eskişehir'e değil tabi. Yakup bugün gecedeydi. Şimdi saat kaç oldu? 12'ye geçti saat arkadaşlar. İşte şimdi geliyor arabayla Yakup. Çınar'ı hazırlayacağım. Hastaneye gideceğiz. İğne vurdurmaya. Bugün ikinci iğnesini yapılıyor. Dün ilkini yaptırdık. Bugün ikinci yapılacak. Yarın da üçüncü yapılacak. Bakalım. Ay hayırlısı olsun. İnşallah iyi gelir. Ne diyelim? Çınar çok ağlıyor. Anneciğim. Hazır mısın? Benim oğlum iğnelerini yaptıracak. İyileşecek ablaları. Ondan sonra nereye gideceğiz biz? Anneanneme. Bebeğim niye ağlıyorsun anne? İşte ilaçlarını alalım. İğne yaptırdığımda iyi yaptırdığımda. Annem yüreğime sen ben seni kucağımda taşırım. Baban taşır. Anne çok ateşli yok. Ama anneciğim o zaman ateşler içinde yandığın zaman daha iyi mi yedirdin? Vallahi arkadaşlar. Stres. Çocuğun hasta olması gerçekten stres yani. Hakikaten. Bunalımlardayım. Öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Çok aşırı bunalımdayım ya. Bavul ortada duruyor. Gidemedik. Çınar hasta oldu. Ona mı üzüleyim? Hangi birisine üzüleyim? Bilmiyorum yani. Vlogun başlangıcı bayağı bir kötü oldu şu an ama idare edin. Şapkasını şeyini aldım. Üstündeki kıyafetler dursun. Uyumadı da uyutamadım yani bu şey şu saate kadar. Kendim de sürekli işte internette şey yaptım. Çınar'ı uyutmamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Annem ya. Ben de vurulayım mı yine? Bana da vursunlar mı? Hayır. Söyleyeyim mi doktor amca? Hayır. İki kere daha istemiyorum diyor. Allah. Annem ben de istemiyorum böyle bir şey olsun ama yapacak bir şeyim yok bir tanem. İki defa daha yine yaptıramam. Sizin çocuklarınız da böyle mi? İyi yaptırmayacağım ben diye var ya. Rahat 2 saattir ağlıyor arkadaşlar. Gerçekten. Rahat 2 saattir çınar ağlıyor. Çok stres oldum vallahi ben de. Allah'ım inşallah iyileşir yaptım ya. Çok bunaldım arkadaşlar. Çok sıkıldım yani. Bir an önce çınar iyileşsin. İstiyorum. Eskişehir'e gitmek istiyorum. Gerçekten kafayı çok iyi dağıtacağım Eskişehir'de. Anneannesi var, dedesi var, dayısı var. Anneannesi de çok özledi. Kuzenlerim yazıyor şimdiden. Hadi gel artık seni bekliyoruz diye. Vallahi dedim böyle böyle. Herkes şu an dört gözle beni bekliyor gerçekten. Eskişehir'de dört gözle beni bekliyorlar. Arkadaşlarım, kuzenlerim. Herkes beni bekliyor. Bugün bayağı bir yazıştık, konuştuk. İnşallah Çınar Allah'ın izniyle düzelecek ve gideceğiz. Çınar da çok mutlu oluyor, çok eğleniyor arkadaşlar. Kalabalık, biz Eskişehir'de bayağı bir kalabalığız ve aktif bir aileyiz. Sürekli bir aradayız yani. Zaten oraya gittiğimizde de görürsünüz vloglardan. Böyle kız kıza geceler yapacağız, kuzenlerle falan toplanacağız. Çok güzel günler geçiririz ama Allah'ın izniyle inşallah gidebilirsek yani. Sakin olmaya çalışıyorum. Gerçekten şu an aşırı derece sakin olmaya çalışıyorum. Pazartesi günü de bakalım özel bir çalışıyorum da. Pazartesi günü de arkadaşlar dediğim gibi özel bir doktora randevu aldık. Gerçekten çok iyi bir çocuk doktoru. Birazcık uçuk fiyatlar. Çok uçuk ama yapacak bir şey yok yani. Oraya muayene olduracağız Çınar'ı. Bakalım pazartesi sabah gideceğiz. Muayene edilecek. En azından bir kontrolünü yapsın. Başka bir ilaç vermesi gerekiyorsa verir. Bizi bir şekilde yönlendirir. Ve doktor gerçekten hakikaten kaliteli iyi bir doktor. Yani iyi bir çocuk doktoru ve çok ilgili bir doktor. Tamam parayı veriyorsunuz, muayene oluyorsunuz ama bu çocuk bu hastalığı atana kadar sizinle çok güzel bir şekilde ilgileniyor. Ne bileyim WhatsApp'tan yazabiliyorsunuz, bir şey sorabiliyorsunuz. Aradığınızda geri dönüş yapabiliyor. Aslında biz bugün götürecektik ama bugün hiçbir şekilde kabul etmediler arkadaşlar. Çok aşırı yoğunluk varmış. O yüzden pazartesiye kaldı.
Pazartesi günü de aile hekimime götürmemizi söyledi acildeki doktor ama ben istemiyorum arkadaşlar aile hekimine götürmek. Çünkü hani sonuçta ciddi bir konu yani. Çocuk küçük, lenf bezleri falan. O yüzden ben iyi bir doktora götürmek istedim. Hayırlısı olsun bakalım. Zaten Eskişehir'e ne zaman gidip gitmeyeceğimiz de pazartesi günü kesinleşir. Pazartesi günü sabahtan doktorumuza gideriz, kontrolümüzü yaptırırız. Eğer hiçbir sıkıntı kalmazsa, bir problemimiz olmazsa salı günü sabahtan arkadaşlar bineriz. Biletimiz de yandı diye düşünüyorduk. Çünkü müşteri hizmetlerine hiçbir şekilde yakıp bağlanamadı. Ama bugün sabah bağlanmış. Biletimiz de yanmadı. Şükürler olsun arkadaşlar. Bilet yansaydı kafadan 150 lira para gidecekti yani. Alan yüzümüze güldü. Bilet yanmadı. Açık bilet gibi bir şey yaptırdık. Yani bir ay içerisinde o iki bileti rahat bir şekilde kullanabileceğiz yani seyahat için. Onu da hallettik. Bir de o oluşum İyileşirse her şey çok güzel olacak inşallah. Aşkım. Kurban olsun annen sana. Gel bir tanem. Ben ama anneanne seni nerelere götürecek dede dayı? Oyuncaklara götürecek dayı seni. Gezdirecek seni. Oğlum bak. Bak üzülüyorum oğlum. Beni çok üzüyorsun şunlar. Şu an gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum şuna. Yaptıracağız. Geldiniz. İyileşip olduk. Çok acıdı. Ama iğne vurmadılar. Hayır çok yaptılar. Acıdı. Bak kötü. Bak hiç bir şey olmuyor. İğne vursalar ne olacak şunlar bilmem. Allah'tan iğne vurmadılar yani. Ama abi çok acıdı. Krem yakan iğne şey yakan kremlerden sürdüler. Tamam, hadi. Dur ben de süreyim bakalım yanacak mıymış. Anne hayır. Kalk hadi giy evine. Gitmeyeceğiz mi? Anne çok acıdı. Baban kucağında götürsün seni. Götürsün. Tamam hadi biraz daha. Şu sürdükleri kremi bakayım ben bakalım. Ay yandı. Hakikaten biraz yakıyormuş bu krem şınar ya. Acıdı ama. Evet biraz acıtıyormuş bu krem. Ben de acıdım. Sen yine şükret bak iğne vurmadılar. Gördün mü? Acıyor. Acımaz anne. Bak şimdi küçük bebeğe iğne vuracaklar. Ne yapacak o bilmem anne. Hadi gidelim. Sıra bekliyorlar ama bebek girecekmiş. Bekliyorlar insanlar. Tamam. Ona da krem süreceklermiş biraz. Tamam baban kucağına alır sana. Acı. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Akşamdan vlog açmıştım. Biraz önce izlediğiniz bölüm zaten akşam çekmiş olduğum bölümdü. Öyle iğne yaptırmaya giderken sizlerle de paylaşayım istedim. Bugün günlerden pazar, gün içerisinde daha bu saat oldu. Yeni açıyorum vlogumu. Yakup süt getirmiş. Kefir yapacakmış. Yani nasıl yapacak bilmiyorum ama ben daha önce hiç yapmadım. Yapılışına da bakmadım. Kefir yapacağım dedi. O şimdi sütü kaynamaya koydu dedi. Ben sütümü koydum. Süzdüm güzelce. Şimdi kettle'da da suyum kaynadı. Akşama yemeğim var ama Çınar bol bol çorba tükettiği için arkadaşlar ben de çok fazla zorlamadığım için ona güzel bir tarhana çorbası yapayım dedim. Bol sarımsaklı. Hatta et suyum veya tavuk suyum kaldıysa No Froze'dan onu da çıkaracağım. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel yorumlar gelmiş. Instagram'dan da ayrıca özelden mesaj atan arkadaşlar var. Hepinizi çok öpüyorum. Düşündüğünüz için, dualarınızı eksik etmediğiniz için, geçmiş olsun dileklerinizi bana ilettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şu an yorumlarınıza daha cevap veremedim ama bildirimlerden hemen hemen hepsini gördüm. Artık akşama oturacağım, güzelce hepsini kalpleyeceğim ve bütün yorumlarınızı okuyup cevap vereceğim. Şimdi ne yapalım? Hadi birlikte güzel, bol sarımsaklı, vitaminli tarhana çorbamızı yapalım. Hasta çorbasını yapalım. Çınar'ın durumunu da merak edenler varsa Çınar'ın durumu arkadaşlar gayet iyi. Şükürler olsun kendini bayağı bir toparladı. O kendini toparlayınca ben de onunla birlikte kendimi toparladım. Şu an heyecanlıyım, mutluyum. Allah nasip ederse bugün de son iğnesini vurulacak. Yarın da günlerden pazartesi dediğim gibi özel bir polikliniğe randevu aldık. Yarın sabah Çınar'ımı bir kontrol ettireceğiz. Sonra da Allah'ın izniyle yola çıkacağız diye düşünüyorum. Sizleri şimdi şöyle alacağım. Buyurun.
Kendiniz geçin. Şöyle alayım sizlere. İki tane sarımsağımı getirdim. Yani daha doğrusu iki de sarımsak getirdim. Şu kapıyı bir kapatayım arkadaşlar. Bayağı bir mutfak serinledi. Şöyle iki de sarımsağım var. Sıcak anne, suyumu da efendim bebeğim. Sucuklu yumurta yap. Sucuklu yumurta mı yapayım? Ha? Anneciğim çorba içmen lazım ama. Ama önce sucuk yapıp sonra çorba alsak. Tamam, bakarız bir çorba yapayım da. Sıcak suyumu alayım da arkadaşlar. Şöyle hazırda tutayım. Tenceremi falan ayarlayayım. Sizlerle daha sonra görüşürüz. Küçük tenceremi aldım. Çok fazla yapmak istemiyorum. Kalsın istemiyorum çünkü. Ay, şöyle tenceremiz biraz şunu, süt tenceresini şöyle çevirelim ki. Evet. Taşmaması için de üzerine tahta kaşık koydum. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Olur da unutursanız taşma durumuna geldiğinde bu tahta kaşık engelliyor. Hiçbir şekilde sütünüz taşmıyor. Birazcık sıvı yağ ekleyeyim. Dünyanın en basit çorbası diyebilirim. Ama Çınar'ın en sevdiği çorbalardan bir tanesi tarhana çorbası. Ama Çınar tarhana çorbasını arkadaşlar domates çorbası diye geçiyor. Bir türlü yani sokamadım aklına. Diyorum anneciğim bu tarhana çorbası domates çorbası değil. Hayır, domates çorbası diye geçiyor. Ya içsin sevsin de ismini ne koyarsa koysun, yani çok fazla da önemli değil. İki diş sarımsağımı çıkardım arkadaşlar. Hemen onları bir temizleyeyim. Parmağımı o gün kestiğim günden beri daha suya sokamıyorum. Çünkü gerçekten daha tamamen kavuşmuş değil. Ondan dolayı sudan engelliyorum. Böyle bulaşıkla mutfakla uğraştığım zamanlarda eldiven takıyorum arkadaşlar elime. Yani bir an önce iyileşsin istiyorum çünkü gerçekten bazen ağrıyor. Dün yanlışlıkla çarptım. Ay bir ağrıdı. Küçücük kesip bu kadar mı acır ya? Vallahi Allah beterinden saklasın diyorum. Sarımsak soymaktan da nefret ederim. Şey yapacağım arkadaşlar, çorbayı yaptıktan sonra sizlerle birlikte kuru meyveli bir kek yapacağız. Çünkü şurada saklama kabımda, geçenlerde Şok Market'ten almıştım biliyorsunuz ya. Karışık, içinde kuru kayısısı var, kuru üzümü var. Yani kuru meyveler var içerisinde, incirdir falan. Onları çok fazla ben tüketemedim. Onları değerlendirmek istiyorum. Değerlendirmek için de düşündüm. Dedim ki en iyisi ben bunlardan güzel bir kuru meyveli kek yapayım dedim. İçine ceviz kıramayacağım. Çünkü cevizlerimi aldım, kırdım arkadaşlar. İçleri gitmiş cevizlerin. Nasıl derler? İçini mi almış derler? İçimi gitmiş derler? Bizim orada bir şey derler ama şu an aklıma gelmedi. Yani cevizlerim bayağı bir kötü olmuş. İçleri çürümüş. Fındık belki Yakup'a söylerim. Fındık kırarsa içine fındık katabilirim. Kuru üzümlü güzel bir kek yapacağız. Hem Çınar için de bir değişiklik olur. O da yer kuzucuğum. Ne isterse veriyorum zaten arkadaşlar. Gerçekten faydalı olan ne isterse veriyorum. Meyve falan bol tüketiyor. Portakal sıkıyorum, mandalina sıkıyorum. Bol vitaminli şeyler veriyorum. Tahin pekmez veriyorum. Bazen zorlanıyor yemekte ama sonra onu böyle biraz ufaktan tehdit ediyorum. Diyorum bak yemezsen iyileşemezsin. İyileşemezsen gidemeyiz Eskişehir'e. Buralarda kalırız diyorum. Ondan sonra hemen korkuyor, ağlıyor, yemeye başlıyor. Salçam bitmiş kavanozunda. O yüzden bir tane yeni salça getirdim. Hemen onun kapağını açalım. Salçayı kattım. Şu ikili sarımsağımı da güzelce doğrayayım. Cilandırdan çekeceğim bu sefer tarhana çorbasını. O yüzden şöyle iri iri doğrayıp atıyorum şimdi. Minik minik doğramıyorum. Arkadaşlar bir su bardağı soğuk suyla açıyorum önce. Ondan sonra da sıcak suyumu ilave edeceğim. Suyunu da ilave ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ama bir o kadar da vitaminli güzel bir çorba. Çocuklar da genelde tarhana çorbasını sever. Tuzlu da atıyorum. Çok fazla abartmıyorum. Salça da tuzlu çünkü. Bu sefer blenderdan çekeceğim. O şekilde de çok güzel oluyor. Bunun kapağını şöyle aralayalım. Mutfağımı bir toparlayayım. Daha sonra kek yapına başlayalım.
bayağı bir kaynıyor. Taşma derecesine geldi. Ama tahta kaşık olduğu için... Anne ne yapıyorsun? Taşmıyor arkadaşlar. Anne ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar kuru meyveli kek için 4 adet yumurta kullandım. 2 su bardağı şu klasik su bardaklarıyla toz şeker kullandım. Şimdi iyice göz göz olana kadar köpürene kadar çırpıyorum. Birazcık daha çırpayım. Ondan sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Şimdi yine bu su bardağıyla 1,5 su bardağı süt ilave ettim arkadaşlar. Şimdi sıvı yağımı ilave edeceğim. 1 su bardağını tamamen doldurmuyorum. Hemen şöyle bir 2 parmak eksik kalacak şekilde sıvı yağımı da ilave ediyorum. Bir tane şekerli vanilya. Bir tane kabartma tozu. Şimdi içine artık kuru meyvelerimi katacağım. Şöyle tüm incirlerim var. Bunları koymuyorum. Gördüğünüz gibi burada kuru meyvelerim var. Şöyle katıyorum. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Şunları geri yerine koyalım. 2-2,5 su bardağı kadar da un ilave edeceğim arkadaşlar. Kıvamına bakarak ayarlayacağım. Aslında elekten geçiririm ama normalde ikisi de ıslak yeni yıkadığım için geçiremiyorum. Şöyle 1 su bardağı bir katalım. Bir tane daha katacağım. Eğer ihtiyaç olursa 1,5 katacağım. İhtiyaç olmazsa katmayacağım. Kıvamı bayağı bir sulu oldu arkadaşlar. O yüzden tam tarif yapıyorum. 2,5 su bardağı un katıyorum. Şimdi kekimin harcı hazır. Hadi. Çok avucumu çekti. Şöyle kek kalıbımı aldım. Kek kalıbımı birazcık sıvı yağ döküyorum. Sizler sanayiyle de yağlayabilirsiniz. Fark etmez. Tercihe bağlı. Benim sıvı yağ sanırım daha çok kolayıma geliyor. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Hiçbir şekilde de kekim yapışmıyor arkadaşlar. Zaten yaptığım tarifleri sizler de biliyorsunuz videolardan. Kekimin harcını kattım arkadaşlar. Bu bana yeterli olmadı. Dedim ki birazcık daha karıştırayım. Şöyle minik minik bitter çikolatalarım vardı. Bunlardan da biraz şöyle. Nerede varsana? Vereyim Adir. Yiyelim. Bunlardan da şöyle ekliyorum. Ben de katacağım. Ben de katacağım. Ben de içeceğim. Kat bebeğim gel. Oo, oraya atma. Ortasına atma. Kenarına at. Tamam. Ben de katayım. Bundan sonra bitirelim. Şimdi fırına sürelim. Ben bak şöyle de kat. Tamam, çok da olmasın anneciğim. Abartmaya gerek yok diyoruz ama hep abartıyoruz. Tamam anneciğim. Arkadaşlar kek harcım şu şekilde. Kuru meyveli ve bitter çikolatalı. Uydurmaca bir kek tarifi. Bakalım nasıl olacak. Hadi fırına verelim. Arkadaşlar çorbamı da blenderdan çektim. Şöyle oldu. Kıvamı da gayet güzel. Şimdi oğluma hemen koyacağım birazcık. Şöyle geniş tabağa koyacağım arkadaşlar. Hemen soğusun diye içirmem gerekiyor. Çünkü ilaç saati geliyor. Arkadaşlar kekim oldu. Pişti. Bayağı bir güzel kabardı. Çatladı. Bu şekilde göstereyim sizlere de. Şöyle. Dinlenmesi için koydum buraya. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra çeviririz birlikte. Son halinde sizlere dinledikten sonra gösteririm arkadaşlar.
Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu güzel bir şekilde editledim. Artık dedim ki kapanış yapayım. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.